Arkadaşlar merhabalar. Doğrusal ilişkilerle ilgili ilk testimizle başlıyoruz. 10 litre zeytinyağı elde etmek için 30 kilogram zeytin gerekmektedir. Elde edilen zeytinyağının hacmi y ile zeytinin kütlesi x ile gösterilirse x ile y arasındaki ilişkiyi veren denklem aşağıdakilerden hangisi olarak verilmiş arkadaşlar bize burada. Burada arkadaşlar baktığımız zaman şurada 10 litre yağ 30 kilogram zeytin var. Gerekli olan kısım. Y zeytinyağı olacak arkadaşlar. Yani 10 eşittir arkadaşlar. Zeytinin 3'te 1 arkadaşlar. 30 bölü 3 olması gerekiyor. Bu durumda burası Y burası X olacak arkadaşlar. Y eşittir X bölü 3 olarak cevabım bulunacak. Yani A şıkkı. Geldik 2 numaralı soruya. Her gün yürüyüşe giden Merve Hanım ilk gün 5 kilometre Sonraki günler 8 kilometre yürümüştür. Merve Hanım'ın yürüdüğü gün sayısı x ve yürüdüğü yolun uzunluğu y kilometre ile gösterilirse x ile y arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi olarak verilmiş diye soruyor arkadaşlar. Bu durumda şuraya arkadaşlar birinci gün 5 yürüdü. ikinci gün 8 yürüdüğü için toplam yol arkadaşlar 13 olacak. Üçüncü gün gene 8 yürüdü 21 olacak. Devam edecek arkadaşlar burada. Aralarındaki artış miktarına bakıyorum arkadaşlar. Burada 8 artmış. Burada da 8 artmış. Bu artış miktarları benim için çok önemli arkadaşlar. Y eşittir. Toplam gidilen mesafe çünkü Y. Artış miktarının yanına arkadaşlar X'i yazıyorsun. 8X olacak. İlk gün 5 yürüdü. 1 koyarsan buraya 8 kere 1. 8. Ancak burada 5 yazıyor arkadaşlar. 8'i 5'e düşürmek için 3 çıkartıyorum. Bu durumda ...genel denklemimi elde etmiş olacağım. Yani cevabım D şıkkı. Geldim 3 numaralı soruya. Yukarıdaki masa ve masanın etrafına dizilen... ...sandalyelerle bir örüntü oluşturulmuştur. Bu örüntüde masa sayısı X ile... ...sandalye sayısı Y ile gösterilmiştir. Doğrusal denklemi tekrardan soruyor arkadaşlar. Birincide arkadaşlar burada 4 sandalye var. İkincide 6 sandalye var. Üçüncüde 8 sandalye var arkadaşlar. Aralarındaki artış miktarı gene artı 2 artı 2 olacak. Bu durumda y eşittir arkadaşlar. 2x ile başlayacak. Çünkü artış miktarının yanına ne yapıyordum? x'i yazıyordum. Birinci adıma baktım arkadaşlar şurada. 4 yazıyor. 1 koyarsam 2 kere 1 2 4 olabilmesi için arkadaşlar ne yapmam lazım? 2 eklemem lazım. Bu durumda cevabım B şıkkı olacak. Geldim 4 numaralı soruya. Aşağıda doğrusal denklemlerden hangisi yanda tabloda verilen x ve y değerleri arasındaki ilişkiyi vermekte. Arkadaşlar x'in rakamları birer birer artmış. Y'nin değerleri 3'er 3'er artmış. O zaman ben buraya artı 3 yazdım. O zaman arkadaşlar y eşittir 3x artı 2 koyduğumda bakın şurada 2 koyduğumda ne olmuş? 7 olmuş. 3 kere 2 arkadaşlar 6. 7 olabilmesi için ne yapmam lazım? 1 eklemem gerekiyor. Bu durumda cevabım C şıkkı olacak. Geldik 5 numaralı soruya. Bülent Bey'in bankadaki parasının P aylara göre değişimi P eşittir 5000 artı 50A doğrusal ilişkisiyle gösterilmiştir. Arkadaşlar burada denklemde bana der ki başlangıçta 5000 lira para yatırdı her ayda parası 50 TL artı diye söylüyor. Burada arkadaşlar P bağımlı değişkendir çünkü neye göre bağımlıdır arkadaşlar P A'ya göre bağımlı. P bağımlı burada A, A arkadaşlar bağımsız olmalı. Çünkü A sayısı bağımsız olarak değişiyor ancak P sayısı A'ya göre değişiyor arkadaşlar. Bu durumda A şıkkı arkadaşlar direkt zaten yanlış. B şıkkına baktım bankaya başlangıçta 5000 lira yatırmıştır zaten az önce söyledik. Her ay 50 TL getiri var bunu da söylemiştik. 6 ay sonraki parasını söylemiş arkadaşlar 5300 lira olarak söylemiş. Hemen yazalım 5000 artı 50 çarpı 6 bu da 5300 TL olarak bulunacaktır. Bu da doğru olacak yani bu durumda. Geldik 6 numaralı sorumuza. Yukarıdaki tabloda x ve y değerleri arasındaki doğrusal ilişkiye göre x eşittir 25 iken y kaçtır diye söylemiş. Arkadaşlar burada x'ler gene birer birer artmış baktığımızda ancak y değerleri dörder dörder artıyor arkadaşlar. O zaman ben denklemi yazıyorum y eşittir 4x 1 koyduğumda arkadaşlar ne olmuş 7 4 kere 1 4 7 yapmak için arkadaşlar benim ne yapmam lazım? 3 eklemem gerekiyor. Bana burada neyi sormuş? X eşittir 25 iken. 4 çarpı 25 artı 3'ü soruyor. 4 kere 25 100. 100 artı 3'ten cevabım 103 olarak bulunacak. Yani cevabım B şıkkı. Geldim 7 numara soruya. Aşağıda verilen tabloların hangisinde A ve B değişkenleri arasında doğrusal bir ilişki vardır diye söylemiş. Doğrusal ilişki olması için arkadaşlar artış miktarlarının ne olması gerekiyor? Aynı olması gerekiyor. Şurada arkadaşlar baktım. Burada 4 artmış, burada 4 artmış ancak burada 2 artmış. 2 artmış, 2 artmış, 2 artmış. 2 artmış. Burada sabit. Cevabım zaten B şıkkı oldu, belli oldu. Burada 3 artmış, burada 2 artmış, burada 1 artmış. Burada 3 artmış, burada 2 artmış, burada 2 artmış arkadaşlar. Düzenli artış olan sadece B şıkkında olduğu için cevabımız B oldu. Geldik 8 numaralı soruya. Bir fırından alınan ekmeklerin sayısı ile ödenen ücret arasındaki ilişki denklemde ekmek sayısı arkadaşlar bağımsızdır. Ödenen ücret ise bağımlı değişkendir. Çünkü ücret miktarı alacak olduğum ekmek sayısına göre değişecektir. Birincisi arkadaşlar bağımsız, ikincisi bağımlı olacaktır. Yani cevabım B şıkkı. Geldik 9 numara soruya. Deposunda 60 litre yakıt bulunan bir araç her 100 kilometrede 5 litre yakıt tüketmektedir. O zaman arkadaşlar bana burada diyor ki 1 ee, kilometrede yaktığı ben yakıt miktarını bulsam Şuraya hemen bir orantı yazıyorum 100 kilometrede 5 litre ise 1 kilometrede arkadaşlar Şuraya kilometre yazalım X dedim Buradan arkadaşlar X eşittir 5 bölü 100 olacak Yani sadeleştirirsem 1 bölü 20 olarak Ben ne yapmış oldum Bulmuş oldum Bu durumda arkadaşlar Gittiği kilometre başına 1 bölü 20 olarak devam edecek O zaman benim Y kısmım Y eşittir 60 litre içinde vardı. Eksi 1 bölü 20 çarpı x olarak cevabım bulunacak. Bu da bu şıkkımızda arkadaşlar. C şıkkında bulunmakta. Geldik 10 numaralı soruya. Yukarıdaki tabloda bir araba markasının XYZ modellerine ait bilgiler verilmiştir. Buna göre hangi özellikler arasında doğrusal ilişki vardır diye söylemiş. İlk olarak fiyat ile motor gücü arasını sormuş arkadaşlar. Burada İlk olarak baktığımda burada arkadaşlar 20 artmış. Burada da 20 artmış. Burada 30 artmış. Ancak burada 20 artmış arkadaşlar. Burada doğrusal bir orantı yok. Bu yanlış. Motor gücü ile garanti süresi arasına bakalım arkadaşlar. Burada 2 artmış. Burada 1 artmış. Bu durumda arkadaşlar bunlar arasında da doğru doğrusal ilişki yok. Burada çünkü 1'e 2 oran, biri 3 oranında artmış, biri 2 oranında artmış, diğerinde 2'ye 1 oranında artmış. Bu durumda arkadaşlar bunlar arasında da doğru orantı yok. Fiyat ile yakıt tüketimine bakalım arkadaşlar. Şöyle yan tarafa yazdım. 80, 100, 120 arkadaşlar. Burası 6, 5, 4. Baktığımda arkadaşlar buradaki artış mı azalış mı artış miktarları pardon 20 20. Buradaki azalış miktarları ise arkadaşlar eksi 1 eksi 1. Burada arkadaşlar doğrusal oranda azalma var. Bu durumda cevabım C şıkkı olarak bulunacaktır. Geldim 11 numaralı soruya. Bir otopark işletmesi müşterilerinden giriş ücreti olarak 4 TL, aracın otoparkta kaldığı her saat için 2 TL ücret almaktadır. Otomobilin otoparkta kaldığı süre x, otopark ödenen ücret y olmak üzere x ile y arasındaki doğrusal ilişkinin denklemi 1 ve 2. saat otoparklarda kalan araca ödenen ücret 44 TL'dir. Yandaki ifadenin doğru olması için 1 ve 2 numaralı boşlukları aşağıdakilerden hangisi gelmelidir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi denklemi yazarsam her saat başına bir kere ikişer alacağı için 2x olacak arkadaşlar. Başlangıçta da 4 TL alacağı için artı 4 benim denklemim olmalı. Benim 44 lira toplam ödeme yapmam gerekiyor. Yani 2x artı 4'ün benim arkadaşlar 44 olduğunu söylemiş burada bana. Ben bu 4'ü karşıya attım. Buradan 2x eşittir arkadaşlar. 40 olarak bulundu. Buradan x eşittir ne oldu? 20 olarak buldum. 2x artı 4'te iki tane şık var arkadaşlar. Ancak 20 olan sadece bir tanesi cevabımız bu durumda A